Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Dekanım ve Dekan Yardımcılarım, Sayın Hocalarım ve değerli öğrencilerimiz, Uluslararası Örgütler Hukuku ve Gündelik Hayatımıza yansımaları konulu panelimize hepiniz hoş geldiniz. Sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Teşriflerini arz ederim. Ahmet Ulutaş, hepinize tekrar merhabalar değerli arkadaşlar. Öncelikle geleneği bozmayalım, bizi davet etme nezaketini gösteren Sayın Dekanımıza, Arkaş Hocama, burada lütfedip gelen değerli rektör yardımcımıza ve bu toplantının gerçekleşmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tabii çok farklı hisler içerisindeyim. Tabii gençlerle yurt içi ve yurt dışında değişik konferanslarla bir araya geliyoruz. Onların hepsinde ben davet aldığımda hiç nazlanmadan koşa koşa giderim. Çünkü gençlerle beraber olduğumda çok farklı bir enerji alıyorum ve gençleşiyorum. Buradaki konferans panel vesilesiyle de kendi memleketim Kayseri'ye gelirim. İlk Burak Hocam sayesinde ve bu işte emeği geçen diğer kıymetli arkadaşlarımız sayesinde ben buradan özellikle bu davetten ve burada bulunmaktan dolayı farklı heyecanlar ve mutluluk duyduğumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sunum İstanbul Hukuk 92, 32 yıllık bir mesleki deneyim var. Fakat ben hiçbir zaman klasik hakim, savcı, hukukçu olmaya talip olmadım. Hep merakımın peşinden gittim. Tabii bu merak da böyle adeta maymun iştahlı bir merak değil de işte bu hafta İngilizce merak ettim, haftaya İspanyolca inşallah, öbür hafta Fransızca ya da şu alanda çalışacaktım, sıkıldım, öbür tarafa merak ettim değil de tabii sebatla yoğrulmuş, disiplinle rafine edilmiş, çalışkanlık gayretle damıtılmış ve iyi niyetle beslenmiş bir merak bu. Bunun peşinden gittiğiniz zaman gerçekten çok farklı şeyler oluyor. Eğitimci, şimdi aramızda eğitimci hocalarımız, büyüklerimiz var. Dağ kılavuzu, her öğrenciyle yeniden tırmanır. Her birinin ilgileri, sorularıyla yeni şeyler görüp yaşar. En yetkin eğitim düzeni, yanlışları en kısa sürede, en uygun biçimde düzeltebilme donatımı sağlayan eğitimdir. Bunun için bolca usta yetiştirmek gerekir. Usta. Gerçek usta ise az rastlanır bir pırlantıdır. Yetkin eğitime gelince, zor mu zor bir kültür başarısı. Yetkin eğitim. Eğitim ustalarının işidir her şeyden önce. Oysa usta. Devam bir döngü. Her çırak usta olamaz. Her usta çırak olmuştur. Usta öğüt vermez, yönerge koymaz, ortalama söylemez, örtük açık gütmez. Durur, bakar, dinler, gösterir, susar, konuşur, güler. Usta çırağın kendini bulmasında çırağa arkadaşlık eden ustanın bilgeliği. Usta çırağını görünüşte belirli bir uğraş doğrultusunda ufak tefek işlerle oyalarken çırağı kendi özünü en uygun biçimde olgunlaşmaya bırakan kişidir. Çırak için olgunlaşmanın ise nedenli zor bir süreç olduğunu iyice bildiği içindir ki usta çırağı oyalarken oyalamada gösterir ustalarını. Genellikle tezcanlıdır çıraklar. Her şeyi bir günde öğrenmek isterler. Oysa öğrenim belli bir yavaşlıktır. Çünkü öğrenim kişi olgunluğunun da bir parçasıdır. İşte bundan usta çırağın insan olarak yaşayıp yetişmesini elinden geldiğince çarpıtmadan düzenleyip denetlemekten başka bir görevle görevlendirmez kendini. Böylece
Ustanın çırağı en büyük katkısı belirli bir iş yetisi, bir yapma becerisi aktarmak değil, çırağın iş dışında kendi kendisini yetiştirmesine yardımcı olmaktır. Belirli bir işte çıraktan inceden inceye başarı bekleyip, çırağı tek yanlı bir alıştırmalar zincirine bağlayan sözüm ana usta, çırağın yetişip gelişmesini darlaştırır aslında. Zararsız ilaçlarla hastaları oyalarken, hastaların doğayla kendi kendilerine göz kulak olmalarını sağlayıp izleyen bilge hekimler gibidir ustalar. Ustanın işi örnekledir. Tüpedüz örnek vermek de değil ama tıpa tıpına uyulması gereken örnekler veren kişiye usta denmez. Ustanın tek örneği kendisidir. Gerçekten de kabul etmek lazım ki hepimiz hayatın çırağıyız. Ben entelektüel çabayı, ki siz liseden sonra üniversiteye gelmişsiniz. Bu entelektüel çabayı belli bir disiplin içerisinde yapmaya azmetmişsiniz. Bu gayretten dolayı kutlamak gerekir. Tabii entelektüel çabayı ben metaforik olarak bisiklet pedalını çevirmeye benzetirim. Hele ki bu çağda her şeyin hızlıca devrildiği ve çok şeyin çok çabuk değiştiği, güncelliğini yitirdiği bir ortamda yaşıyorsak, kişinin bu bisiklet pedalını çevirmeyi bırakması kabul edilemez. Tabii bisiklet pedalını çevirmediği zaman ne oluyor arkadaşlar? Bisiklet sağa veya sola yatıyor, yani güncelliğini yitiriyor. O entelektüel yolculuğuna devam edemiyor. Bu nedenle bisikletin pedalını bazen hızlı, bazen yavaş ama mutlaka evrensel değerlerden ve dünyada neler olup bittiğinden beslenerek sürdürmek gerekir. Yani o pedalı çevirmeye hepimiz yaşamımız boyunca okulu bitirdik, at kitapları çöpe. Ya şu hocanın kalı kitaplarından kurtulduğumuz iyi oldu. Hakimlik sınavını kazandık, tamam attık, yırttık, bundan sonra işimiz rahat. Asla öyle değil, asıl iş ondan sonra başlıyor. Öyle deyince, entelektüel çabayı devamlı surette besle. Tabii şu çağ için şanssızlıklarımızla beraber, ki bizi meşgul eden çok fazla şey var, şansımızın da oldukça yüksek olduğunu söylemek lazım. Evet, şu gün, şu an itibariyle online olan herkes bilgiye erişime sahip. Bilgiye erişimin, gerçekten ben bunu söylerim her konferansımda, en demokratikleştiği çağı yaşıyoruz. Neden bunu yaşıyoruz? Orta çağda bilgiye erişim için, yani bir alime, bir hocaya danışmak için krallardan, papazlardan izin almak gerekiyor. Ama bugün eğer onlinesanız, çok zengin, çok varlıklı olmanıza gerek kalmadan bilgiye erişebiliyorsunuz. Bu cep telefonları üzerinden veya online olan bilgisayarlar üzerinden eğer sistematik çalışırsanız, rahatlıkla ikinci, üçüncü dilleri edinebilirsiniz. Zaten Batı dilleri, değerli arkadaşlar, çok birbirine yakın olan diller. Ben hep onu anlatırken öyle o örnekle veririm. Kendi tecrübemle de sabittir. Fransızca adeta üç tane oğlu kızı olan anaya benzer. Siz Fransızcayı edindiğinizde İtalyanca, İspanyolca ve Portekizceyi çok çabuk edinebilirsiniz.